Efendim Ayşe. Çiğdem Hanım, bir de buyurun. Alıp gideceğim diyorsunuz. Evet, Kaya'nın durumuna bakın. Ya. Alıp gideceğim. Bir de şunu görüyorum ben. Aslı değişmem diyor ya. Yavaş yavaş değişecek. Çünkü dün Aslı Kaya'nı çok üzgün ve mutsuz gördüğü zaman içi cız etti. Ve Aslı merhametli bir kız. Sevdiğini oradan anladım. Merhameti var Kaya'na karşı. Kaya'nı kendine döndürmek merhamet için... Merhamet derken? Sevgisi var, üzgün olduğunu görünce merhametli yani. Kaya'nı bırakıp gidecek gibi dursa da bırakmaz. Vallahi ben olsam şu olaya şöyle bakıyorum. Kaya'nın iki gün daha dişini sıksaydı... Evet. İki gün daha dünkü gibi olsaydı... Aslı yavaş yavaş tırnağı kesik şuraya gelecekti. Kirpiği azaltacaktı. Gerçekten. İşte onu yapacak diyorum. Değişmem biraz değişmem diyor ya. Pişmanım. Aslında bir erkek için Aslı, değişmesin hayır, de. Aslı Kaya'nın zayıf noktalarını eline aldı. Evet. Ben Çiğdem Hanım'dan evet. tarafım. Yani şu an aynı düşüncedeyiz. Aslı Kaya'nı öyle güzel aldı ki eline. Çok güzel. Sevdiğiniz diye. İçin nelerden vazgeçersiniz diye seyircilerimize sorduk. Bakın ne dediler. Sevdiğiniz adam için alışkanlıklarınızdan ve görüntünüzden vazgeçer misiniz? Görüntümden vazgeçmem ama alışkanlıklarımdan vazgeçerim. Estetiğiniz olsun, tırnak yaptırmak olsun, giyim kuşamınız olsun. Hepsini ben kendim yapıyorum. Estetisyenim olmaz, bırakamam. Yapamam, çok kokuşum. Sevdiğiniz adam istemese de yaptırırım diyorsun. İkna ederim. Hayır tabii ki de. Hayır. Ailesi de istemiyor. Daha da hayır. O geçsin, bana ne, ben geçmem. Yani estetik yaptırıyorsunuz, dolgu yaptırıyorsunuz, tırnak yaptırıyorsunuz ve istemiyor diyelim. Saçımı istemiyordu ya. Saçım mavi diye diyordu ki git saçını böyle geçmem. Bunu ben kendim için yapıyorum. Onu beğendirmek için yapmıyorum. İstemiyorsa istemez. Ben yaparım. Ama çok seviyorsunuz. Bu bir sorun değil yani. Önemli değil. Hayır. Kimse için değişemem. Yaptırdığınız estetikten, dolgudan, kaynak taktırıyorsunuz, tırnak yaptırıyorsunuz diyelim ama istemiyor. Sevdiğiniz adam ve ailesi istemiyor diyelim. Yani saygım sonsuz tabii ki ama olmaz yani. Peki böyle istenmeyeceğinizi bile bile yaptırmaya devam eder misiniz? Yaptırmaya devam etmem ama kendimi nasıl güzel hissediyorsam öyle kalmaya devam ederim yani. Kimse için değişmem dediğim gibi. Sevdiğiniz adam için alışkanlıklarınızdan ve görüntünüzden vazgeçer misiniz? Ederim. Eşimi sevdiğim için bırakırdım. Asla. Katiyen geçmem. Yani kaynak taktırmak olsun, estetik olsun, dolgu olsun. Yani böyle beğenmiyorsa istediği yere gidebilir. Yaptırmaya devam edersin. Yani ben ne yapmak istiyorsam onu yaparım. Daha vazgeçmem. O kendini vazgeçirsin. Yani asla. Diyor ki dolgu yaptırma, estetik yaptırma mesela. Asla vazgeçmem. Ay yok, kendi vazgeçmem. Evet, niye vazgeçeceğim? Asla. Ama ailesi de istemiyor ama çok seviyorsunuz diyelim. Ailesi önemli değil ki, önemli olan ikimiz. Ailesiyle evli olmayacağız ki. Tabii ki hayır. Niye geçecekmişim? Yani yaptırdığınız estetik dolgu karşı diyelim ya da tırnak yaptırmak, dış yaptırırım, görünüş. Dinlemem, hiç de dinlemem. Beni mutlu ettiği sürece yapmaya devam ederim. Rahatsız olsa da. Rahatsız oluyor, yaptırıyorum. Bir defa vazgeçtim, aynı yanlışı yine yapmam. Evet. Yani size diyor ki dolgu yaptırma, estetik yaptırma. Sonuçta kendim için yapıyorum bunu, başka birisi için yapmıyorum. Aha daha dün yaptırdım. Yani kendi kararım. Önce ben. Önce insanın kendi öz sevgisi, öz disiplini. Ben kendim iyiysem başkalarına faydam olur. Eşime, sevdiğim adama, çocuğuma, topluma. Öteki türlü ben olmayacaksam bir anlamı olmaz. Çoğunluk senin gibi düşünüyor. En son konuşan hanımefendi çok güzel konuştu. Senin evet. konuştuğun gibi. Ben evet. böyle mutlu hissediyorum. Ben kendimi mutlu hissedersem Kayahan'ı mutlu ederim dedin. Kayahan da zaten senden çok radikal bir değişiklik beklemiyor ki. Aynen. Küçük şeyler. Şimdi bu yaptıkların bana özel mi yoksa? İstiyor. Yani, ne yaptın? Hani kirpik takıyorsun, tırnak takıyorsun. Yani. Biz tanıştığımızda da bunlar vardı. Demek ki sana özel değil. Aa. Ne demek aa? Ama sen beni tanıdığında ben seni zaten böyle... Seni tanıdığımda bu kadar abartılı değildin. Nasıl değildim? Değildin. Ben? Nasıldı? Değildin. Ya şimdi değildin. İlk geldiği görüntüyü bulun. Aslı'nın ilk geldiği bize görüntüyü bulun. Tek başıma geldim buraya. Buraya geldiğinde evet. mi tanıştığınızda mı?
Tanıştığımızda da buraya geldiği anda... Sen hatırlamıyor olabilir misin? Öyleydim. Kaya. Kesinlikle hatırlamıyor. Biraz hatırlıyorum gibi. Biraz hatırlıyorum gibi mi? Hatırlamıyorum. Beni de mi hatırlamıyorsun sen? Bak oh yapıyor, bak oh yapıyor. Beni de mi hatırlamıyorsun? Hatırlıyorum. İlk geldiği günkü görüntüyü istiyorum, hazırlasınlar. Bakalım Aslı'nın ilk geldiği günle bugün arasında fark var mı? Makyajı abartılı yapmıştı o ilk geldiği gün. Yok be. Tabii abla 2 kilo 3 kilo makyaj. Ya ne demek 2 kilo 3 kilo? Tabii. Sanki yine yüzüne... başladın. Ama Aslı'nın cildinde 3 kilo bir şey sürüp kapatacak bir şey i̇lk yok şimdi. Gün, Allah ilk geldiği gün abla. Seda Hanım ya. Teyzenden mi güç buluyorsun? Yok. Kimden güç buluyorsun? Kendinden. Yani dün böyle değildi. Kayağının bir şey söyleyeceğim. Bak siz karıştırıyorsunuz. Makyajla takılanları karıştırıyorsunuz. Çok makyaj yapmıyor aslında. Mesela çok kirpiği var, çok gözünde makyaj var gibi duruyor. Seda Hanım, Kayağının ablası benden daha çok makyaj yapıyor. Gamze. Ablana bir şey demiyorsun bana diyorsun. Ablamın eşi var, bana ne var, ablama mı karışacağım ben? Ablasına kocası karışır. Ne diyebilirim evet ki ablama? Evet ama senin ablası, aile bireylerin benden çok ablası farklı değil. Ablası makyaj yapıyor ama en azından giyinişini, Gamze'den mesaj var. Biliyor. Seda Hanım, bütün aile seferber olduk Kayahan'a doğru yolu göstermek için. Ben yarın oradayım. Aynen. Aslı'nın annesi de mutlaka orada olacak. Getir anneni Aslı. Al Kayahan'ı evet. Ne? Getir anneni, al Kayahan'ı git. Nasıl bir pazarlık bu? Ya Kayahan ya. Sen de başladın. 2 Nisan. Dün dedim 1 Nisan. Kayahan senin bu hallerini çok seviyorum ama şu anda benim gerginliğim aşmaya yetmiyor. Abi anneni çağıracaksın. Hani burada teyzemle benim... konuşacak, ona göre orta yolu bulmak peki, zorundayız, anladın de, mı? Annemin dün attığı ses kaydında atsın, mı hatırlamıyorsun? Atsın, ne yapayım? Hatırlamıyor musun? Buraya gelecek, gelecek. Ne bana dedi? Ne ya? Ne dedi? Kayahan'ı ve ailesini istemiyorum. Biz çok... uç iki aileyiz. Biz olmaz. Doğru. Hani ben onlarla tamam. Dünür olamam. Tamam, İzlemedi mi benim tamam madem? Söyledi. İstemiyor neden musun ben gelsin o zaman? Ya? İstemiyor musun o zaman İstiyorum. Sen? İstiyorum. Ben ama... O zaman söyle gelsin. Ben seni savunabiliyorum. Ben bir kadın olarak seni savunabiliyorum. Sinirlendim. İngilizce konuşacağım. Teyzen de bu sefer oradan bulacak. Konuşmuyorum. Ama geliyorlar. Bence İngilizce düşünüyorum. İngilizce konuş lütfen. Konuşma. Lütfen İngilizce. Evet. Why should my mom come here? Ya benim orada bir sözcüğüm olacak. Ne soruyor? She doesn't want to come here. She doesn't want you also. Şu, we can't be together. İngilizceye evet, neden geçiyor biliyor musun? Ay neden? Çünkü kendini savunamıyor. Evet. Ben farklı dillerde kendimi hani savunabiliyorum. Ya, belki Kayhan sizin anlama kapasitesiniz yoktur. Sizin söylediğiniz ben gibi. Ben de Azerice mi danışım? Yalnız Çiğdem Hanım da. Evet. Yani. Hemen farklı frekans helal olsun, geçiş. Kaçırmıyor vallahi, hiçbir şeyi. Abi, tamam. Mükemmel. Taktik çok süper. Çağlar abim diyor Azerice konuş ona karşı. Aynen. Ben sen ne dediğini anlamıyorum ki burada. Ne danışır sanki sen yani? It's okay if you don't understand me. Çağlar. Vallahi ben seni hiç anlamıyorum. Heh. Ne tar danışır yani abla, ben hiç anlamıyorum. Ben seni böyle anlarım. Kayahan sen de böyle konuşamadı. Ben seni anlarım. Özüm danışırım, öğrenirim. Sen bana hiç anlayamazsın. Ben seni sevirim. Bana asla anlayamazsın. I don't care your aunt is here. Biraz az danış değil mi? Az danışamam. Ağzıya sağlık. International sizin dediğiniz gibi. Ben kendimi Türkçe'de ifade edebiliyorum. Bakın lütfen. O kadar kendimi geliştirebiliyorum ki 2 ayda Azerice de öğrendim. Özentisiniz. Özenti şey miyim? Evet. Her şeye özeniyorsunuz. Siz orada düşünüyorsunuz. Her şeye özeniyorsunuz. Ablası koltuğa tünemiş, siz de buradaki koltuğa tünediniz. Düşünüyorsunuz aslında canını nasıl yakabilirim üsluplu diye. Üsluplu konuş. Üsluplu konuşuyorum. Koltuğa tünediniz ne demek? Evet, üsluplu konuş. Tünemişsiniz koltuğa. Üsluplu konuş. Kayan... Bak boyaya bak abla ya. Ne var bak, boya? Bak. Bunu mu buldunuz? Bak yüzünde bir şey yok, gözünde yok. Daha azmış gözü bir de. Orada daha büyük gözüküyor abla. Hay saçlarında. Valla. Saçlarım fena. Hay, saçından, saçından. Saçtan bak, dolayı. Bak bak, orada daha çirkin diyor. Evet, doğru diyor. Doğru kim diyor? Şaduman Hanım, kim diyor? Şaduman. Şaduman yapma Aslı'ya bunu ya. Ne istiyorsun? Seda Hanım evet, biraz daha şu an güzel. Orada çok çirkin. Saçtan, ay saçtan. Konuşurken ekran görüntüsü almışsınız. Siz de poz verdiğim halimi hastaydınız. Şimdi Aslı elmacık kemikleri falan çıkık. Yüzü dolgun bir kız.
saç da kaynaklar da böyle kabarık durunca, anladın mı? Yaşından daha büyük durmuş orada. Doğru söylüyorsunuz. Aslı aslında böyle. Saçını şuralardan toplayınca daha güzel oluyor şuradan. 2 kilo makyaj diyordun ya. Tabii var. Yo, makyaj az. Burnum düşmüş ya yine. Yine burnum düşmüş. Çok bağırıyorsun kadar... ya ondan. Üzüyorsunuz. Bağırınca burnun düşüyor. Burnum düştü, evet. Bir daha gidelim mi astırmaya? Ya ben eve kırko alacağım, onu da kaldıracağım. Araba kırkosu. Aynen. Kirkoyla. Kirkoyla kaldıracağım oğlum. Yoruldum artık. Seda beni bağırtıyorlar, düşüyor. Vallahi abla ya. Düşüyor. Bağırınca burnum düşüyor. Burnum düşmüş, mutlu musunuz? Siz sevdiğiniz için böyle mert de olamazsınız, biliyor musunuz? Ne olamaz? Sevdiği için mert olan kadın gerekirse yumruğunu masaya koyar. Siz koyamazsınız çünkü tırnaklarınız kırılır. Ben bir hanımefendiyim. Neden yumruğumu masaya vuruyorum? Hanımefendisiniz. Siz vurun yumruğunuzu masaya. Sabahtandır yani burada bağırmalar, üslupsuz konuşmalar, hanımefendisiniz. Ben gayet üsluplu birisiyim. Bir büyüğünüze tünediniz dediniz. Ay, oraya çünkü oturmuşsunuz. Çok kibar bir hanımefendi. Evet, çok kibar bir hanımefendi. Siz de beni oradan vurmaya çalışıyorsunuz. Baktınız ablası benimle aynı... Hiç bozmuyorsunuz üslubunuzu. Aynı üslupta değil. Siz şimdi İstanbul Türkçesiyle konuşarak beni yermeye çalışıyorsunuz. Ben tek başımayım Türkçe, burada. Türkçedir. Bunun İstanbul'u şusu busu yok yani. Yok, hayır. Hı. Ne demek istediğimi siz çok iyi anladınız. Bizim özentimiz yok yani. Çok iyi anladınız. Orada bizim düşünüyorsunuz, nereden yani canını acıtabilirim? Senin dansın dans değil. Yok, tırnaklarım masaya yumruğu. Hiçbir kategoriye girmiyor dedim. Ben neden dedim masaya yumruğumu doğru vurayım? Doğru dedim. Benim yanımdaki adam masaya yumruğunu vursun. Ben neden vurayım? Hı. O vursun. Mesela sizi ya konuşturmasın abla, masaya yumruğunu her gün senin yanında taşır, dışarıda sürekli kavga. Çiğdem Hanım, siz bana özenti dediniz ya. Buradaki insan, buradaki siz şahit olmadınız. Evet. Buradaki insanlar dahil doğal bana özenen değilsiniz. Çok kişi var. Asıl, size mi özeniyorlar? Evet, rol modelim ben, bana özeniyorlar. Ay, gerçekten evet, mi? Bana özeniyorlar. Siz de beni mükemmel kıskanıyorsunuz. Siz de mesela bana özenmişsiniz. Şimdi... Seda Hanım, hatırlıyor musunuz? Ben bu renk giymiştim. Benim senin yaşında kızım var. Neyine özeneyim seni? İzlediniz. Neyini kıskanayım? Eski programları izlediniz. Benim böyle sen bir kombinim vardı. Bana bak özenmişsiniz. Kuzenlerini bir geçir musun kafandan? Bir de buna bak. Bak, ayakkabımız bile aynı. Saygısızlaşma, bir otur ya. Ne saygısızlaşacağım? Beni ya kıskandığı için otur aile bireyleri. Sen niye kıskansın ya? Ya ben de senin neyini kıskanayım? Sen niye kıskansın? Sen 25 yaşında... Allah Allah. Dansımı da kıskanıyor. Kombinimin aynısını yaptım. Dansını kıskanıyormuşum. Kategorisi olmayan konuşmak dansı kıskanıyorum. Ya. Adı yok dansın, adı. Ay Çiğdem Hanım, siz adı olan dans edin. Hı. O zaman biz de sizi izleyelim. Size de benim işim bu.